Gençli İnerleri programından herkese merhabalar. Bu hafta Seda Tolmaç'la birlikteyiz. Seda hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Önce bir Seda'yı tanıyalım. Seda kimdir? Şöyle hemen söyleyeyim. Seda Tolmaç ismim. Gazi Üniversitesi gazetecilik mezunuyum. 2017 mezunuyum. Şu an yerel bir gazetede çalışıyorum 2 yıldır. Hı hı. Bu şekilde hani mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Neden bu mesleği seçtin Seda? Şöyle aslında ilgi nasıl başladı? Önce oradan başlayayım. Aslında hani lise dönemlerimde aklımda böyle bir fikir yoktu. Hı. Ama bizim evimize 3 tane her gün günlük gazete girerdi. 3 farklı görüşü sahip olan gazete ve ben onları dikkatlice okurdum ama o zaman hani şimdiki gibi okuduğunda bilemiyorsun işte ne hani ifade ettiklerini ya da okuduğunda ne çağrıştırdığını, hani ideolojilerini pek bilmiyorsun ama okuyorsun, yazarlarını takip ediyordum. Oradan bir ilgi duymaya başladım zaten. Öncesinde de yazı yazmaya bir ilgim vardı. Sonra üniversite sınavına girdim. Tercihler geldi. Bir baktım hani puanım, tercih yapıyoruz. Tercih yapan kişi dedi ki bak böyle bir gazetecilik bölümü varmış. Puanın da tutuyor. İlgin var mı? Hani ister misin? Yazalım mı? Dedim ben de hani aslında ilgim de var. İşte gazete okumayı seviyorum. Köşe yazarlarını takip ediyorum. O sırada bir de işte televizyonda da haberleri Mehmet Ali Birant mesela takip ediyordum. Mesela Fox TV'de Nazlı Tolga vardı, evet. Spiker ve çok spikerde görünce hevesli oluyorsun. Ya yazalım dedim. O şekilde tercih yaptım. Gazi Üniversitesi gazetecilik bölümüne yerleştim. Bu şekilde. Peki şu an hayatından memnun musun? Yaptığın meslekten memnun musun Seda? Şöyle mesleği gerçekten seviyorum. Hani severek de girdim, ilgi duyarak da girdim. Ama tabii okurken ki heves, o gazeteci olacağım ben hevesi işte mesleğe girince yavaş yavaş işte okulun son dönemlerine yaklaşınca biraz maalesef azalıyor. Çünkü yavaş yavaş sektörün zorluklarını görmeye başlıyorsun, yani dinlemeye başlıyorsun. Korkusu. Evet, o korku var zaten. Hani şu an en çok işsizlik, işsizliğin olduğu sektörlerden biri gazetecilik, evet. Baktığımız zaman. O yüzden hani memnunum meslekten, memnunum. Basının dördüncü güç olduğunun farkındayım. Ama basın, hani bu gücü çok geri planda kalmaya başladı. Hani basına verilen değer azalmaya başladı. Böyle olunca da o beklentini çok karşılamayınca da hani üzüntü duyuyorsun. Umutsuzluğa kapıldığın dönemler oldu değil mi? Evet, o çok oldu. Özellikle hani üniversitenin o son üçüncü, dördüncü sınıfında. Evet. Şimdi ben mezun olacağım, ne yapacağım? Hayal de kuruyorsun işte. Şimdi şu okula da şöyle hayallerle giriyorsun. Ben gazeteci olacağım, köşe yazacağım ya da spiker olacağım. Evet. Bu hayaller. Ondan sonra ama yavaş yavaş üçüncü, dördüncü sınıfta diyorsun hani bir en azından kendi işimi yapayım, kendimi geliştirecek bir kurum bulabileyim diyorsun. Peki sektör değiştirmeyi hiç düşündün mü? Yani mezun olacağım ama bu meslekte iş yok. Şu alana kaysam mı acaba diye düşüncelerin oldu mu? Zaman zaman oldu ama şu an hani meslekte 2017'de mezun oldum. Şu an 2 yıldır bu mesleği yapıyorum. Hani en azından kendi mesleğim. Ve yaptığım işi de seviyorum. Röportajlar yapıyorum. İşte farklı mesela insan hayatlarını görebiliyorum aslında. Çok insan tanıyorsun. Çok insan tanıyorsun. Kendini geliştiriyorsun. O yüzden şu an hani değiştirme düşüncem hiç olmadı. Hani belki yine bu sektör olur da iş, mesela şu an muhabirim. Ama yarın bir gün ne olur? Ne bileyim, televizyona geçmek isterim belki. Spikerlik yapmak isterim ya da televizyon haberciliği yapmak isterim. Evet, çünkü ya da, artık lafını bölüyorum. Hani artık sosyal medyaya daha çok, internete döndüğü için bu haberleri alma ve okuma kısmı. Hani gazete artık günümüzde özellikle gençler hani gazete çok okumuyor. Sen haberleri nereden takip ediyorsun çoğunlukla? Doğru, aslında doğru söylediniz. Dediğim gibi hani benim dedim lise döneminde evimize 3 gazete girerdi. 3 de farklı gazete ve her gün onu okurduk dikkatli bir şekilde. Ama bakıyoruz şimdi benim de hani evime o şekilde gazete girmiyor. Çünkü sosyal medyadan takip ediyorum. Özellikle de Twitter. Şimdi
aktif. Artık buraya kaymaya başladı alan. Gazetecilik buraya yönelmeye başladı. O yüzden bizlerin de hani bu alana yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gazetecilik her zaman mesela özel televizyonların ortaya çıkmasıyla mesela televizyonculuk doğmuştu aslında 90'lı yıllarda ama şimdi bakıyoruz artık televizyonculuk kalmamaya başladı. Zaten gazete okuyan kişi sayısı azaldı. Tarafsız habercilik artık yok oldu. Maalesef. Zaten gazetelerin, o gazete satışlarının azalma nedeni de bu baktığımız zaman. Artık hani hepimizin kendim için de yeni mezun olacak arkadaşlar için de bence bizim de o biraz sosyal medyaya yönelmemiz gerekiyor. Oradaki haberciliği. Tabii bunun da bir etik değeri de olması lazım. Şimdi günümüzde de herkes gazeteci. Evet, onu söyleyecektim. Yani şimdi artık iletişim mezunu olmayan insanlar da gazetecilik, işte televizyonculuk yapma gibi bir duruma yöneldiler. Bizim mesleğimizin de aslında ve fakültelerinde daha değeri düşmüş durumda. Evet. Yani çünkü iki tane cümleyi birbirine, kelimeyi yan yana getiren cümle kurabiliyor. Doğru. Öyle olunca da bizim de değerimiz azalıyor. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Doğru, aslında çok fazla iletişim fakültesi var. Evet. Yani ben hani baktım biraz gelmeden önce 67 tane iletişim fakültesi varmış şu an. Aynen. Mesela 2017 yılında benim mezun olduğum sene 8047 öğrenci mezun olmuş ve bu her yıl 2020'deyiz yine mezunlar olacak. Hani her geçen yıl artıyor ve herkes kendine gazeteciyim diyor. Bir de mesela basın kartı sahibi olanların oranı da düştü. Şu an hani %10 basın kartı sahibi olan kişilerin %10'u iletişim fakültesi mezunuymuş. Hani bu da ciddi. Şimdi o kadar iletişim fakültesi var, 67 tane. Ama iletişim fakültesi mezunu çalışan az. Evet. Hani ya bu kadar fakülte açılmayacak? Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani her yerde var. Evet. Ve artık hani sadece mesleği olarak görmekten ziyade daha çok böyle hani puanım ona yetti. Evet. Ve onu tercih ettim, evet, durumuna geliyor. Ve beni en çok üzen de aslında o. Yani tamam, her yerde olabilir. Herkes hani imkan durumu bu, yani başka bir şehre gidemeyebilir. Ama sırf puanım yetti diye, evet, okumak da yani o gerçekten gazeteci olmak isteyenlerin önüne geçen kesinlikle bir durum. Yani öyle. Bizim durumda bir de şey çok fazla var, şans. Evet. Yani sen kendini ne kadar çok geliştirirsen geliştir ama yine de bir yerlerde şansın yoksa senden daha belki az bir seviyede olan biri senin hayalin olan bir yerde. Bu çok üzücü bir durum bence. Maalesef hani bunu, evet, zaten sektöre hani okurken de bunu görüyorsun ama sektöre girince de daha görüyorsun. Hani ben bu kadar kendimi geliştirmek için mücadele verdim, birçok şey yaptım. Evet. Ama bakıyorsun diğer taraftan diğeri hiçbir şey yapmamış. Bu bölüm mezunu da değil. Bu arada hani ben demiyorum ki iletişim fakültesi mezunları dört dörtlük kesin gazetecilik yapabilir, bu şekilde mezun oluyorlar demiyorum. Ama o kişilerin de hani iletişim fakültesinin bir altyapın illaki oluşuyor. O altyapıyla geldikten sonra hani senin işi öğrenmen için iletişim fakültesi mezunu olarak senin istihdam edilmen gerekir, evet, ki hani burada işte bir sıkıntı var. O sıkıntı nasıl aşılacak onu bilemiyorum. Bu kadar iletişim fakültesinin olması zaten en başta problem. Belki hani bunun azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Peki kendini geliştirmek için okurken neler yaptın? Yani staj yaptın mı, bir yerlerde çalıştın mı? Daha çok bizde şey oluyor, genel gönüllü çalışma, evet, oluyor. Evet. Sen neler yaptın? Dediğin gibi aynı şekilde gönüllü hani staj yaptım ben de üniversiteye girdiğim ilk yıl. Ben hani ailem Antalya'da yaşıyordu. Okul birinci yıl bitti, yaz dönemi. Antalya'ya gittim. İşte bir de birinci sınıfta da öyle bir heves varmış ki gazeteci olacağım ben, spiker olacağım ben diye. O herkes de var. Hani Antalya'ya gittim, yazın ne yaparsın, denize gir, tatilini yap. Yok, girdim staj yaptım Antalya'nın sıcağında çünkü öyle bir hevesle giriyorsun okula. Geri kalmayayım, öğreneyim. Evet. O bana yerel bir kanaldı. O bana birçok şey kattı aslında. Hani televizyonda bir haber yazma nasıl olur, seslendirme nasıl olur. Hani bana orada birçok şey kattı. Ertesi yıl okuduğum üniversitenin uygulama birimi vardı, fotoğrafçılık stüdyosu.
Oraya girdim ikinci yıl. Kısmi zamanlı çalışan olarak girdim. Orada da fotoğraf çekmeyi öğreniyorsun. Tabii okulda da haber yazmayı öğreniyorsun. Sonra yine bir Ankara'da yerel bir kanalda staj yaptım. Hani hem okuldaki uygulama biriminde hem de dışarıda yerel kanallarda çalışarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Peki şey soracağım. İngilizcem var mı? Zor soru. Yok diyeyim. Yok değil mi? Evet, en büyük sıkıntıyı da burada yaşadığımı söylemek istiyorum. Evet. Ve hani keşke üniversitede işte onun sıkıntısını şimdi toparlamaya çalışıyorum o İngilizceyi, ama diyorum ki keşke daha önceden bunu toparlayabilseymişim. Evet. Onun pişmanlığını ve sıkıntısını yaşıyorum. Çok geç değil. Yok, evet, hiçbir şey için aslında geç değil. Evet, yani bizde özellikle dil bilenlerin çok da bir artısı oluyor açıkçası. Evet. Yani hani yani dil bilmek gerçekten günümüzde artık çok önemli bir duruma geldi. Evet. Dil bilmiyorsan ne kadar iyi olursan ol, yine de ya bir de dil bilseydin. Evet. Durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yerel bir gazetede çalışıyorsun şu an. Yerel bir gazetede çalışmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şöyle, avantaj olarak hani birçok şeyi öğreniyorsun. Çünkü ulusal bir kanal ya da gazetede sana çok fazla öğrenme imkanı belki sunmayabilirler. Hani bil ya da yaptığın bir hata çok göze batabilir. Tabii ki de yerel gazetede de hani hata yapmamaya çalışıyoruz, ama bu hatamız da hani belki görünmeyebilir. Biz birçok şeyi öğrenebiliriz. Yani kendini geliştirebilirsin. Mesela sadece ben muhabirim ama tasarım da yapıyorum. Hani o alanda da gelişiyorum. Ne bileyim, yeri geliyor editörlük de yapıyorum. Bu çok aslında alana. Beni evet geliştiren bir şey. Hani bazen dezavantajlara dönüşebiliyor bu, ama yeni mezun olmuş, mesleğe yeni başlamış biri için bu bir avantaj. Nasıl baktığına bağlı. Evet. Dezavantajları da şöyle, hani bir bilgiye ulaşma konusunda ya da birine röportaj talep ettiğinde, hani gazeten pek bilinmediğinde bir duraksıyorlar. Evet. Belki hani çok bilinen bir gazeteden veya kanaldan böyle bir talep olsa hemen kabul edecekler, ama bilinmeyince bir düşünüyorlar. Hani bilinir. Lik açısından bir dezavantaj yaşanabiliyor. Peki çevreni geliştirmek için mesela yaptığın şeyler var mı? Evet, aslında çevreyi çok geliştiren bir şey. Çünkü birçok alanla, sağlık, ekonomi, hani birçok alandaki insanla görüşebiliyorsun ve onlar sana bir şeyler katabiliyor. Onlardan birçok şey öğrenebiliyorsun, bilgiyi alabiliyorsun. Bu anlamda avantajlı. Peki gelecek planların arasında televizyonda çalışmak var mı? Hani biliyorsun ki artık az önce de bahsettik. Hani gazete çok okunmuyor. Televizyona geçerim, muhabirlik yaparım. Yani böyle bir isteğin aslında içerilerde var mı? Var. Yoksa muhabir olarak gazetede devam edeceğim. Şöyle, zaten bence hani gazetecilik bölümü ya da radyo televizyon okuyan kişilerin çoğu bu bölüme girerken ben spiker olacağım diye giriyorlar. Evet. Öyle olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey var. Ama hani şey de değil, gazetecilik, spikerlik demek de değil sadece. Hani araştırmacı gazetecilik var, habercilik. Hani bunlar keşke, yani günümüzde araştırmacı gazetecilik konusunda sıkıntı yaşanıyor. Maalesef eskisi gibi araştırmacı gazetecilik yok. Evet. Keşke hani şunun olmasını isterim. Hani gerçekten araştırmacı habercilik yapıp bunu ekranlara yansıtabilelim isterim. Hani bunu tam anlamıyla yapamasak bile gerçekten hani dikkat çekici haberler yapalım televizyonda. İsterim, hani ilerideki hedefim de aslında televizyon haberciliği yapmak. Hani muhabir olmak isterim televizyon habercisi olarak. Evet. Belki çünkü orada daha hem sen görünüyorsun hem yaptığın haberler görünüyor. Bu anlamda isterim, ama televizyonda artık hani sosyal medyaya da kaymaya başladı. Hani sosyal medya bence ileride daha görünür olmaya başlayacağı için hani o alana da yönelmek istiyorum. Peki bir blog açma gibi bir düşüncen var mı? Ya da var mı blogun yazılarını paylaştığın bir yer var mı? Üniversite zamanımda vardı. Blog yani yazıyordum orada. Şimdi gazetede çalıştığım için artık hani gazetede de yazı yazdığım için kişisel bir blogum yok. Anladım. Peki
Türkiye'de mesleğe yeni başlamış bir gazeteci olmak sence ne demek? Öncelikle tam hani çok zor bir dönemde başladık. Evet. Bu anlamda hani çok zor. Şimdi önce bu işi yapmış kişilerle konuştuğumuzda diyorlar ki hani biz çok değer gördük. Basın çok güçlüydü. Hani çok rahat soru sorabiliyorduk. Siz çok şanslısınız. Çünkü soru böyle bir orta, evet, soru soramıyorsunuz. Evet, evet, maalesef hani bunun zorluklarını yaşıyoruz. Hı hı. Ama hani ben bunun düzeleceğine de inanıyorum. Çok hala bir umudum var yani. Hala bir umudum var her şeye rağmen. Yani bizim mesela, ben hala okuyorum biliyorsun. okuldakilerle konuştuğumuz zaman artık mezun olacağız, ne iş yapacağız diye konuşurken herkes umutsuz. Evet. Yani çünkü istediğim şekilde haber yapamayacağım. Evet. İstediğim üslupla yazamayacağım. Hani söylemek istediğimi üstü kapalı, örtük bir şekilde evet. yazacağım. Bu sefer de hani tarafsızlık evet. nerede? İşte istediğim gibi özgür bir ortamda, özgür bir şekilde haber yapamıyorsam haber yapmanın da bir anlamı yokmuş evet. gibi düşünüyoruz. O yüzden bizim kuşak şu an mezun olacaklar umutsuz. O hani biz mezun olurken de o umutsuzluk vardı. Hani o umutsuzluk ne zamandan beri var bilmiyorum. Ama yine de hani bir şeyi sevdiğin zaman bence hangi meslek olursa olsun bir şekilde kendine alan yaratabiliyorsun. Hani ben de çok umutsuzluğa düştüm. Zaman zaman yine düşüyorum. Ama yine de hani devam ediyorum. Ya hayat bir şekilde devam evet. ediyor zaten diyorsun. Evet, hani devam etmek zorunda. Yoksa oturduğumuz yerden hani hiçbir şey yapamayız, hiçbir şeyi çözemeyiz. En azından kendimize bir şeyler katmak için yola devam etmek lazım. Evet, çok umutlu konuştun. Yani gerçekten bundan iletişim öğrencilerine duyuralım. O kadar umutsuz olmayın. Olmayın. Evet, bir umut var her zaman. Peki, sence şu an çalıştığın yerde ya da ekstra bir yazı yazdığında istediğin gibi haber yapma özgürlüğüne sahip misin? Ya şu an sen çalışan biri olarak soruyorum. Hani biz daha çalışmıyoruz ama hani sen bu özgürlüğe sahip olduğunu düşünüyor musun? Yok, yani bu hani tam anlamıyla bu özgürlüğe sahip değil mi? İnsan ister istemez otosansür uyguluyor. Evet. Hani bir şeyleri tabii ki yazıyorsun hani. Bence şu hani çarpıtarak yazmıyorum. En azından o konuda içim rahat. Hı hı. Ama tam anlamıyla istediğim gibi de yazamıyorum. Yazamıyorsun. Hani bir şekilde düşünceleri ifade etmenin birçok yolu var aslında. Hı hı. Hani o şekilde ben de ifade etmeye çalışıyorum. Peki mezun olduğun zamandaki arkadaşların aynı bölümden olan onlar neler yapıyor şu an? Evet, yani sektöre girenler var mı? Evet, hani yerel gazetede çalışanlar oldu. İşte muhabirlik anlamında çalışanlar var. Televizyona giren yine oldu. Ama bunun dışında birçoğu da mesela başka KPSS'ye hazırlanayım. Memur olayım. Memur olayım. Ya da farklı sektörlere yöneldiler. İletişim falan, hani bizden önce mezun olanlar daha çok polisliğe yöneliyor. Evet, bu arada evet, o çok fazla evet. var. Yani polis mi olsam acaba diye. Çünkü maaşları hem evet maaşları güzel. Ve hani garantisi olan bir şey. Evet. Maalesef hani biz gazetecilik, bu sana aslında sanat bölümleri için de öyle. Hani kesinlikle. Garanti meslek olarak görülmüyor. Hani bir meslek olarak görülmüyor. Doğru. Hani aslında belki de önce bunu aşmamız lazım. Hani evet. bu bir meslek, gazetecilik bir meslek, ne bileyim resim. Yani sanat, heykel, evet. bunlar bir meslek. Bizde hep doktorluk, mühendislik yok ama bunlara da ihtiyaç var. Kesinlikle. Mesela ben şeyi çok iyi biliyorum. Hani anlatan arkadaşlarım var. Radyo, televizyon, sinema kazandım diye konuşuyorlar, anlatıyorlar. Bir yaşlılara ya da herhangi birine. Ne yapacaksın sen? Radyo mu tamir edeceksin? ya da evet. hani 2 yıllık mı? Yani çok mesela bizim bölümde hep 2 yıllık olduğunu düşünen evet. insanlar var. Aslında bu mesleğin hani 2 yıllığı da var. O programcılığa giriyor. Bizimki 4 yıllık. Evet. Hani bu sektörün gerçekten bir meslek olduğunu hala evet. insanlar öğrenebilmiş değil maalesef. Bakalım hayırlısı diyorum ya. Umut var ama onu hala. Da söyleyelim. evet, peki. Son olarak yeni mesleğe başlayacak olan arkadaşlarımıza demek istediğin bir şeyler var mı? Yani şunu yapın, kendinizi geliştirin, ben yapmadım siz yapın dediğin şeyler var mı? Var, İngilizce. evet, hani onda biraz geç kaldım.
diye düşünüyorum. Geç değil. Yani geç değil. Geç, hani önce yapsaydım daha iyiydi. Evet. Hani okul döneminde biraz daha onu o yapılabilir. Mesela ben hep stajlara yoğunlaştım. Hı-hı. Çünkü staj bulayım. İşte gideyim ikna. Çünkü staja girmek evet. de zor artık. Aynen öyle. Onlara yoğunlaştım ama tamam onları da yapayım ama onları son senelere doğru yapsaydım da birinci, ikinci sınıfta İngilizceye ağırlık verip onu biraz daha halledebilip kendimi geliştirseydim evet, diye düşünüyorum. Bir dil de değil yani iki dil gerekli evet, aslında. Evet, böyle bir ortamda hani onu yapın derim. Bir de gerçekten seviyorlarsa bu mesleği yapsınlar. Çünkü gerçekten zor. Hani birçok şeyle karşılaşıyorsun. Hı-hı. Pes etme noktasına geliyorsun. Çünkü evet. geleceğine dair umudun kalmıyor. O yüzden hani gerçekten seviliyorsa bu iş yapılsın değilse hani farklı alanlara da yönelebilirler diyeyim. Gerçekten isteyenlerin evet. önünü açsınlar evet, diyelim. Evet, kesinlikle. Bir de hani bu mesleği yani gerçekten bu fakülte İletişim Fakültesi bitirenlerin yapması gerektiğini düşünüyorum ki onlara hani bence onların önü açılması gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz Seda. İyi ki geldin programımıza. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz, ağırladığınız için. Umarım senin için çok güzel bir meslek hayatın olur. İstediğin yerlerde olursun. Televizyonda, gazetede artık nerede olmak istiyorsan orada olursun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.